olarak. Ya tutunacak dalları kalmadı. Şimdi şaşkın şaşkın bakıyorlar şu an. Bükemediğin bileği döner öpersin. Öyle öpersin. Yani öyle yapmaları lazım. Gerekmiyor mu sizce? İnşallah. İnşallah. Yine de onlar için de ıslahlar için dua edelim. Tabii ki, Allah tabii ki, onları tabii. da bir gün gerçekleri görmelerine Tabii ki. vesile kılar. Sizleri, kitaplarınızı, çalışmalarınızı Tabii ki. inşallah. Aleyhte olanlar bir gün ben ne yapmışım eyvah der. Belki o da döner inşallah. Tabii ki zaten amacımız o kitleleri kazanmak. Yani Tabii. özellikle onlara karşı böyle ısrarlı çalışma yapmamızın nedeni zaten o. Onların doğru yolu görüp, samimi olarak ara verip, imanın, Kur'an'ın ışığını artık fark etmeleri. İnşallah. Allah'ın hidayet vermesiyle tabii inşallah. Evet. Genel birkaç sıkıntıya geleceğiz. Yani o kokain kullanıyor demeleri, çete kuruyor, şeriat devletini kuracak demeleri vesaire onlara geleceğiz. Fakat hayatınızda en çok sıkıntı gördüğünüz, üzüldüğünüz zaman ne zamandı? Bu sıkıntılı süreç Ben içerisinde. hiçbir zaman için sıkıntıyı kabul etmem. Her zaman Allah'ın neşesi, verdiği neşe, Allah'ın verdiği huzuru, heyecanı her zaman yaşarım. Ama zorlu diyebileceğimiz dönem akıl hastanesi dönemidir. Yani 10 ay akıl hastanesinde kalmıştım. Akıl hastanesinin kapalı olması, yani diğer insanlara gösterilen müsamaha ve imkanın elimden alınmış olması, dışarıya çıkmamın engellenmesi, telefon etmemin engellenmesi, sadece akıl hastalarından konuşmaya mecbur edilmem, doktorlarla ve hemşirelerle görüşmemin yasaklanması, öğrencilerle görüşmemin yasaklanması, bu ciddi bir psikolojik baskıydı. Ciddiye aldığım bir tek bu var. Peki o süreç içerisinde dayanak neydi? Neden bu kadar tecrit? Neden bu kadar sıkıntı? Yani bir akıl hastasına tanınan hak o dönem aklı başında ümmeti gütmeye talip bir insana verilmiyor. O haklar ona verilmiyor. Gerekçe neydi? Dayanak neydi? Gerekçe masonla yönelik eleştirel bir eser hazırlamak, ateist siyonizmi eleştirmek, bunların ilgili kitap hazırlamak, bunlar zaten gerekçe olarak fazlasıyla yeterli. Peki madalyonun bir yüzüne baktığımız zaman Evet. sağlık sektörünün bu kesimin elinde olduğunu bir göstergesi olabilir mi? Öyle görünüyor tabii, yani çok şaşırtıcı, çünkü yani benim deli olmadığım alenen belli. Bir de akıl hastası, çeşitli akıl hastaları vardı. Yani normal psikiyatrik bozukluk olanlar zaten daha açık, daha normal, daha insani şartlarda yerlerde yaşıyorlar ve onların bölümleri var. En kontrolden çıkmış, cinayet işlemiş, şuuru tamamen kapalı, bir kısmı kafalarını duvara vuran, elinden yüzünden kanlar akan, hiçbir ihtiyacını bilmeyen, delirmenin en son aşamasına gelmiş insanların içerisine alıp beni götürmeleri çok garipti. Yani bu çok çok acayip bir şey. Yoksa var, birçok psikiyatri bölümleri var. Açık servis. Bahçeye çıkabiliyor, dışarıda gezinebiliyor, ailesiyle görünüyor. Hatta evine gidip geliyor. Yani büyük bölümü evine gidiyordu, hafta sonları bırakıyorlardı, evine gidip geliyorlardı. Bana tamamı yasaktı, yani bu çok acayipti. Çıkmanıza kim vesile oldu? Nasıl kurtulabildiniz oradan? Zaten kanunen en fazla 12 ay kalabiliyorum. 10 ayı doldurduktan sonra ihtisas dairesinde bozuldu. Orada bozup çıkarttılar. Hocam, Yani akıl hastası değildir diye rapor verdiler. evet. O şekilde çıkarttılar. Dediniz ya hemşirelerle, Evet. doktorlarla bile konuşturmadılar. Evet. Bence şundan dolayı haklılar. Onlarla konuşsanız onları da etkilersiniz. Bilimsel bir çığır, bir ufuk açarsınız onlardan. Doktorumuz elden gider diye acaba bundan dolayı Yok, görüştürmemiş olabilirler mi? açık açık söylüyorlardı zaten. Evet. Yani etkiliyorsun, o yüzden görüşmeyeceksin diyorlardı. Ekrana çıktığınız zaman zaten diyorlar Türkiye'nin en karizmatik insanı. Bu Allah'ın Estağfurullah. bir lütfu. Estağfurullah. Evet. Yalnız Allah'ın şu var. evet Davası lütfu, büyük olanın elhamdülillah. Evet. yani bedeli çok ağır ve büyük olur. Siz talip olmuşsunuz bunlara. Davanız Elhamdülillah. büyük, bedel çok Elhamdülillah. büyük. Biliyorsunuz Müslümanlar böyle şeyler daha yok mu derler. Evet. İnşallah daha da isterler yani. İnşallah, bir Elhamdülillah. nimettir bu, elhamdülillah. Hamdolsun, çok Evet. şükür. Peki tersini sorsak. Evet. Bu sıkıntılardı. Evet. Tersini Evet. sorsak. Hayatınızda en çok sevindiğiniz zaman ne zamandı? Sevindiğim şu Fransa'da meydana gelen panik mesela çok hoşuma gitmişti. Yani o sözler özellikle çok hoşuma gitti. Yani deprem etkisi demeleri bir. İkincisi Fransız tarihinin en büyük saldırısı demeleri. Yani bu çok müthiş bir ifade yani. Evet. Fransa'nın
kuruluşundan bu devre kadar en büyük felaket diyorlar. Fransızların başına gelen. Yani tsunami'den daha büyük bir felaket oldu. Yani çok şiddetli bir zevk bu. Yani bu sözler özellikle anormal etkileyici. Evet. Hamdolsun. Evet, maşallah. Şükür. Bu da Allah'ın bir lütfu. Evet maşallah. Peki hocam iyi ya da kötü. Keşke dediğiniz oldu mu? Keşke yaptıklarınızda veya yapamadıklarınızda. Keşke şunu yapsaydım, keşke şunu yapmasaydım dedi. Müslümanın zaten gün içinde binlerce keşkesi olur. Evet. Keşke şu sözü daha güzel söyleseydim, keşke şöyle davransaydım, keşke şöyle daha çok faydalı hareket etseydim, zamanımı keşke şöyle kullansaydım. Zaten vicdanlı bir Müslümanın sürekli kullandığı bir şeydi. Ben de sürekli kullanırım. Peki geriye dönüp baktığınızda bu çizilen evet. kader, sizin kaderiniz. Başta evet. öyle söyleyeyim. Bu bir çizilmiş bir şeydi. Evet. Ben geldim, görevimi yaptım. Yani Allah bunu evet. takdir etmişti, biliyordu, vakti geldi, çıktı. Ben de kaderimi yaşadım. Siz bu kaderinize bir insan fıtratıyla razı mısınız? Hem nasıl yani. Çok müthiş sevk alıyorum ben. İyi ki de Harun Yahya'yım. Elhamdülillah, elhamdülillah. evet. Maşallah. Peki tekrar dünyaya gelme imkanı olsaydı olamaz da reenkarnasyona biz inanmıyoruz. Evet. Evet. Darwinizme inananlar işte gün gelir reenkarnasyonu da önlerine koyacaklardı. Şimdi yavaş yavaş ısıtmaya çalışıyorlar. Siz tekrar dünyaya gelmiş olsaydınız, tekrar aynen Harun Yahya olarak bu hayatı, bu sıkıntıları bildiğiniz halde tekrar bu işe talip olur muydunuz? Ya büyük bir zevkle, büyük bir iştahla, büyük bir heyecanla, şevkle, sevinçle isterdim tabii ki inşallah. Hocam hayatınızda demin kısa ve öz bahsettiğiniz bir kokain komplosu vardı. Benim bu konuda bir şey söylememe gerek yok. Herkes sizin ne kadar masum, ne kadar uzak olduğunu da biliyor. Ama bu komplo neden çıktı? Neden böyle bir komployu oluşturdular, böyle bir komplo yaptılar? Bu konuyu biraz. Ben bu komplo yapılmadan önce zaten 3 gün öncesinden bütün devlet organlarını uyarmıştım faksla. Bana komplo hazırlanıyor. Bir oyun oynayacaklar dedim. Buna göre devlet tedbir alsın. Bugünlerde de bunu tezgahlayacaklar diye her yere bildirdim. Evet. O zamanlarda yine aynı faaliyetlerimizden rahatsız olan, kitaplarımdan rahatsız olan güruhun bir gözdağı verme operasyonuydu bu. Ben İzmir'de gözaltına alındım. Sonra İstanbul'a getirildim. Bu toplam gözaltı müddetim 72 saatti. Kokain kanda en fazla 24 saat kalan bir madde. Yani antibiyotikler gibi, diğer ilaçlar gibi en fazla kanda 24 saat kalır. Yani tamamı atılır. Evet. 72 saat sonra ki başımda polis bekliyor elim kelepçeli. O şekilde 72 saat gözaltında tutuldum. Fakat ara ara kollarımı açıyorlardı. Bana Adana kebap, böyle acılı kebaplar getiriyorlardı. Ben de yiyordum. Çok iyi olduklarını polislerini düşünüyordum. Yani böyle ne güzel insanlar var, ne güzel şeyler var diye düşünüyordum. Yani ikramda reddedilmez gibisinden. Zaten o şartlarda da başka türlü bir şey olmaz. Sonra kanımda 5 mikrogram bölü mililitre kokain çıktı. 72 saat vakit geçmiş. Yani olabilecek en yüksek dozda da kokain var. Bu çok acayip bir olay. Yani ilk defa ben bunu görüyorum. Yani emniyette yiyeceğime kokain karıştırılarak böyle bir şey yapılabileceğini aklım hiç almazdı benim. Olacak şey. Türkiye'de ben duymamıştım böyle bir şeyi. Olsa visal yapar, oruç tutardınız değil mi? Tabii evet. Yani riskli görür yanaşmazdım evet. tabii. Evet. Yani hayretler içinde kaldım. Sonra evdeki arama da çok acayipti. Normalde 6 polisle yapılıyor en fazla arama. 20 polisle geldiler. Doğrudan salona doluştular, evin salonuna doluştular ve doğrudan kütüphaneye yöneldiler. Evin kütüphanesi. Yani bir evde arama yapılacağı vakit önce kapkacak aranır değil mi? Evet. Bavullar aranır, bohça aranır, bir şeyler aranır. Kapalı yani, yerler aranır. Kapalı yerler aranır. Evet. Kitap ne alaka yani? Zaten dünyada bütün her yerde kitaplarınız vardı. Yani dışarıda belki görememişler. Tükenmiştir, doğru çok satılıyordu. Tükenmiş. Kitap bir de niye orta katından başlanıyor yani? Evet. Niye bu ne sürattir böyle? Daha ilk birinci, ikinci, üçüncü kitapta açıp arasından küçük küçük paketler. Oradaki adama sordum bu nedir dedim. Tadına baktı. Kokain dedi. Şimdi ne diyeceksin? Yani başka odalarda arama yapmadılar. Diğer odalarda arama yapılmadı.
Gelir gelmez buluyorlar. İlk 3 dakikada buluyorlar. Daha yeni gelmişler. Ve orta katında kütüphanenin. E niye diğer kitaplara bakmıyorsunuz? Yüzlerce kitabım vardı benim. Evet. Ya onların araları da doluysa? Değil mi? Evet. Çünkü amaç oluşmuş. Boş yere niye vakit kaybederim gibi. Hadi toplanalım gidelim dediler. Sonra da işte bu kan muayenesine gönderildi. Deminki olay oldu. İkisi birleşince tabii net netice alacaklarını düşündüler. Olay öyle olmuyor. Hakime bunu anlatınca adam çok vicdanlı insanmış.